Ben Hasan Arkuş. Bugün çok güzel bir konuyla başlayacağım. Hepimizi ilgilendiriyor ve ciddi bir problemlere yol açacak bir konu. Facebook'un hacklenmesi ve bunun sonunda 553 milyon satılık kişisel verinin çalınması. Toplum yararına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabi biliyorsunuz 2019'da da yılında da Facebook'ta veri sızıntıları gündem olmuştu. Bu gündemle beraber dünyada Facebook çeşitli ülkeler tarafından veri ihlalinden dolayı mahkemeye verilmişti. Şimdi bu yeni olay ise bu 553 milyon satılık kişisel verinin telefon, mail ve cihaz bilgileri gibi birçok veriyi barındıran, hatta bazı ülkelerde para transferlerine ait verilerin de bulunduğu falan söylenmekte. Bu konu hakkında güzel bir blog yazısı okudum. Hamza Şamlıoğlu'nun, Private Security'de kendisi çalışıyor. Şimdi demiş ki Hamza hocamız, bazı hacker forumlarında paylaşılan veriler ücretli olarak 3-5 euro fiyatlarla satılmaktadır deniliyor. Şimdi tabii bunu paket halinde de satıyorlar olabilirler veya işte hani kişisel anlamda ulaşmak istediğiniz kişinin verisine şahıs bazında da satıyor olabilirler. Tabii şimdi Facebook'un bu kadar datasının ortaya çıkması dünyada gerçekten bir güvenlik problemi oluşturuyor. Daha öncesinde ben de kendim Facebook kullanıyorum ama Facebook'ta şöyle bir şey var. Mesela ben Facebook'ta cep telefonumu paylaşmamıştım ve kullanmadığım mail bir adresini kullanıyorum. Şunun için kullanıyorum çünkü bir hacker forumunda tekrar böyle bu şekilde bir video görmüştüm. Hacker iki aşamalı güvenlikte telefon numaranıza ulaşmak istiyor. Sizin telefon bilginiz ise konum bilginizi ortaya çıkardığı için ve birçok yazışma bilginizi de ortaya çıkardığı için buradan hacker sizin telefonunuza işte WhatsApp'ınıza sızarak sizin ilişkilerinizde sizin ağzınızdan bir paylaşımlar bulunarak karşı tarafı dolandırabiliyordu. Ben bunu gördüğüm için telefon numaramı Facebook'a onaylamadım. İki aşamalı güvenlikte bunu kullanmadım. Sadece mail adres kullandım. Bu mail adresi de hiç kullanmadığım bir mail adresiydi. Bunun için bir mağduriyet şu an için yaşamadım. Tabii milyonlarca kişinin Facebook ve mail datasının ortaya çıkması şöyle oluyor. İşte sıkıştırmış bir Türkiye.zip adlı dosyanın 641 megabaytlık dosya sıkışmış formatta test formunda kişisel verileri yer almaktadır. Tabii bu sadece Türkiye için geçerli değil, 106 ülke için geçerli. Bütün ülkelerde bu problem artık gün yüzüne çıktı. Şöyle bir şey var. Telefon numaraları oluşan ID, kimlik, soyad bilgileri, lokasyona, doğum tarihleri gibi bilgilerin toplanması gelecekte bize farklı siber saldırılar olarak dönecek. Bunlar da işte dolandırıcılığa sebep oluyor. Telefon numaranın doğum tarihi gibi özel bilgileri içeren büyüklükteki veri tabanı kötü niyetli kişilerin kullanımına internet ortamında açılmış. Tabii bu veri kümesi içinde henüz net bir bilgi olmasa da 2019 yılında cep telefonu zavirinden dolayı oluşan eski veriler ortaya çıkıyor. Yani aslında şöyle Facebook hacklenmiş, uzun süre bu datalar çekilmiş. Facebook bu açığı sonradan fark etmiş ve açığı kapatana kadar bu süre zarfında birçok verimiz çalınmış. Saldırılan bu kişisel verilerin SMS spam arama, RoboSel gibi gasp girişimleri. Yani bu telefon numaralarına yapılabilecek gasp girişimleri, taciz, tehdit ve kötüye kullanılabileceği hatırlatarak devam ediyor. Ayrıca e-ticaret satın alması sizin muhtemel ihtimaller arasındadır. Yani e-ticaret sitesi ortamında bu verilerin satılacağı da öngörülmüş. Bu 106 ülke arasında bakıyorum. Afganistan'dan tutun da Afrika, Angola'ya kadar Bolivya, Brezilya say say bitmiyor. En çok dikkatimi çeken Mısır'da en çok bilginin çalınması. Mısır, işte Cezayir, İtalya, sonra tabii bizde ne kadar çalınmış diye bakacağım şimdi. Bizde de aşağı yukarı Türkiye'de de herhalde 20 milyonun üzerinde diyebiliyorum. Türkiye'de 19 milyon 638 bin
kişilik veri satır olarak çalınmış. Tabii bu çalınan veriler Türkiye'nin Facebook verisi. Yani Facebook verisi. Bununla ilgili tabii link ben size paylaşacağım. Hamza hocamızın bu güzel blog yazısını da alta kopyalayacağım. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tabii cihaz ve donanım yazılımsal zafiyetlerde kullanılan bazı araçlar var. Şimdi kötü örnek olmasın diye buradan açıklamak istemiyorum. Yani bu işi yapan insanlar bizden çok ön tarafta gitmekte. Bazı internet ve forum sayfalarında okuyorum. Özellikle cihazlarınızın işlemcisine kadar sızabilecek ellerinde araçlar var. Bu bilgileri, bu verileri başka kanallarla da çekebilirler. Burada cihaz güvenliği çok önemli. Bir ikincisi, sanal ortamdaki verilerimizin artık korunamayacağını da ortaya çıktı. Bir şekilde bu veriler kişilerin eline geçiyor. Şimdi şöyle düşünün, bu sosyal platformlar para transferi için de kullanılabiliyor, kripto para alıp satım gibi. Şimdi bu veriler bu açıktan dolayı sızdığına göre birçok para transferinin de açığa çıkabilir. Bence sosyal ağlarda telefon numaramızı paylaşmayalım. Mail adreslerimizi de mümkün olduğu için kullanmadığımız bir mail adresi üzerinden sosyal ağlarımızı kullanmakta fayda var. Az veri üretmek üzerine kurulu bir yaşam bence daha mantıklı oluyor. Çünkü bu veriler bir şekilde başkaları tarafından suistimal ediliyor. Artı biliyorsun, yani biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum ama mesela örnek veriyorum. Dünyanın en güvenli veri merkezlerine bile, layer 7 seviyesindeki veri merkezlerine bile sızılabilmiş. Bu şunu gösteriyor. Yani data center'lara bile siber saldırıdan sonra bu veriler çalınabiliyorsa, işte ne bileyim, uygulamanın üzerindeki verileri çalmak çok çok daha kolay. Yani bu işi yapan insanlar için gerçekten arka planda çalışmak çok kolay. Bir gün bu oldu, yarın başka bir şeyler olacak. Belki de text datalarımız, görüntülü konuşma datalarımız da böyle bir form sayfasında da servis edilebilir. Güvenliğimizi tekrar gözden geçirelim. Herkese iyi günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beğeni, like'larınıza unutmayın. Sevgiler, saygılar.